Herkese merhaba. Birazdan canlı yayına bağlanacağız. Anima belgeselinin yönetmeni Yusuf Emre Yalçın'la bu gece konuşacağız. Yaklaşık bir saatlik bir yayın planlıyoruz. Kendisini bekliyoruz bu süreçte ve umarım şu anda sesim iyi geliyordur. Görüntü de iyi geliyordur umarım. Biraz daha bekleyelim. Hem yeni gelen, katılan birçok insan var. Çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. El sallayanlar var. Buradan da el sallıyorum herkese. Anima belgeselini aslında birçoğumuz çok merak ediyoruz. O yüzden bu akşam biraz belgeselin yönetmeniyle bu bilgileri kendisinden alacağız. Şu anda bakalım katılmış mı? Evet, kendisi geldi, deniyorum. Emre katılırken de özellikle hatırlatmak istiyorum. Yaklaşık bir saatlik bir yayın planlıyoruz. Ama eğer olur da daha kısa sürerse Emre geldi. Selam, merhaba. Emre hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim, sen nasılsın? İyidir, teşekkür ediyorum. Ben de kısaca bilgi veriyordum katılan arkadaşlara, izleyicilere. Bir saatlik bir yayın planlıyoruz ve özellikle son 10-15 dakikayı da tabii ki bu Emre ile yapacağımız sohbetin gidişatına göre değişecektir. Ama son 10-15 dakikayı sizin sorularınıza ayıracağız. O yüzden yorum bölümüne özellikle sorularınızı mümkünse son dakikalara doğru, son 10-15 dakikaya doğru yazarsanız arada da böyle etkileşim oldukça da kaçırmayız, soruları atlamayız. Yakından takip edenler bilecektir aslında. Anima'yı biz ilk defa Doktor Suat Erus'un paylaşımıyla öğrendik. Ben şahsen öyle öğrendim. TVD olarak da öyle öğrendik. Ve aslında çok heyecanlandık. Ve hemen olabildiğince TVD olarak elimizdeki fırsatlar izin verdiği ölçüde de destek olmaya çalıştık. Aslında bu planladığımız yayını da kampanya Fangogo üzerinden bir kitlesel fonlama kampanyası düzenleniyor. Hala da devam ediyor kampanya. Emre, sen bu konuda daha sonra daha detaylı bilgi verebilirsin. Biz hem belgesel hakkında bilgilendirme canlı yayını olarak planlamıştık bunu. Hem de aslında destek çağrımızı yineleyecektik. Ama buna gerek olmadı neyse ki ve çok müthiş bir dayanışma örneği gösterdi herkes ve yaklaşık 30 bin liralık bir maddi destek toplandı belgeselin post prodüksiyonu için. O yüzden açıkçası biz çok mutluyuz ve umutluyuz benzer projeler için gelecekte ortaya çıkabilecek. Umarım hani başka projelerde de benzer bir dayanışma örneği görebiliriz diye umuyoruz. Çünkü herkes ufak tefek desteklerle büyüttü bu umudu ve kampanyayı. Emre, belki sen söylemek istersin. Şu an ilk başta onunla başlayalım istersen. Şu anda 30 bin liralık bir hedefe ulaştınız ama bundan sonra Evet. 3 Ekim'e kadar herhalde devam edebiliyorlar, değil mi? Evet. Ya şöyle aslında yani 4 Ekim öğlen 12:01 gibi falan bitecek kampanya. Ben hani 3 Ekim diye bunun şeyini yaptım. Çünkü hani o böyle 4 Ekim'de sonuna kadar anlaşılmasın diye. Ama 4 Ekim'de o öğlene kadar devam ediyor. Yani birkaç gün önce 30 bini hedefimize ulaştık. O zaten bizi çok mutlu etti. Yani o çünkü o hedefe ulaşmasaydık hani destek yapan insanların parası onlara geri iade edilecekti. Dolayısıyla hani yararlanamayacaktık. O yüzden biraz da hani şeydi hani biraz stresliydik de acaba olacak mı olmayacak mı diye. Ama gerçekten sağ olsunlar. Siz de sağ olun. Herkes çok fazla dayanışma gösterdi ve hani tahminimizden daha erken bitti. Hedefe ulaştık. Şu an devam ediyor hala. Hani bazen bana yazıp soruyorlar. Hani bitti şu hani ulaştığınız hedefe hala yollamalı mıyız falan. Tabii ki yani hani hala katkı yapmak isteyenler yapabilirler. Yani biz çünkü Fongogo'da hani minimum yani toplanılabileceğini düşündüğümüz bir bütçeye girdik. Ama tabii ki hani fazlası da var. Dolayısıyla hani yapılan katkılar hala boşa gidecek değil. Onu da bir hatırlatmış olayım. Peki bu yapılan katkılar, özellikle ek katkılar, belirlenen tutarın üzerine çıktığınızda onları daha çok nereye harcamayı planlıyorsunuz? Yani nasıl bir hedefiniz var?
Yani daha çok aslında yurt dışı festivalleri için o bütçeyi ayırmayı düşünüyoruz. Çünkü biz şu anki Fongogo'daki bütçemize yani ortalama 10 festivali ile başvuru ücretinin bütçesini koymuştuk. Ama tabii ki aslında başvuracağımız festivaller belki 20 olacak, 25 olacak. Çünkü hani dünyada bir sürü hani A class diye o A class listesine giren bir sürü film festivali var. Ve hani film hangi festivalin konseptine uyacak hani çok bilmiyoruz. O yüzden hani iyi festivallere yollayıp şansımızı deniyoruz. Hangisinden olumlu dönüş gelecek ona bakacağız. Ama biz tabii ki de takip ettiğimiz bütün iyi festivallere yollamak istiyoruz. Onlar da hani tabii ki yani Euro üzerinden olduğu için o 20 festival, 25 festival bayağı Tabii. hani yüksek bir bütçe ediyor. Çünkü hani bir festivalin başvurusu 40-50 euro falan oluyor yani. Evet. Öyle olunca daha çok oraya kullanacağız. Evet, aslında belgeselin de yapmanızın amacı da aslında birçok kişiye ulaşmak. Dolayısıyla birçok festival aracılığıyla da farklı ülkelerde milyonlarca kişiye ulaşabilirsiniz aslında. O yüzden şimdi bile yapılacak destekler 3 Ekim'e kadar bu festivallere daha fazla kişiye ulaşmak için destek olacak, katkıda bulunacak. O yüzden biz de burada çağrımızı ineleyelim. Henüz hala destek olabilirsiniz ve bu belgeselin büyümesine çok daha fazla kitleye ulaşmasına fırsat verecek. Peki Emre, şimdi kısaca kendinden ve ekipten bize bahsedebilir misin? Anima belgeseli nasıl bir ekiple ortaya çıktı? Yani kısaca kendimden bahsedeyim önce. Ben sinema bitirdim. Kocaeli Üniversitesi'nde lisans yaptım sinema televizyon bölümünde. Orayı yani bitirmeden önce aslında İstanbul'a taşındım ve reklam prodüksiyonlarında çalışmaya başladım. Hem reji asistanı olarak hem yani prodüksiyon yaptım hem de post prodüksiyon sorumlusu olarak birçok farklı alanında çalıştım. Reklam, dizi, müzik klibi gibi birçok yani şeyde farklı işte çalıştım yıllarca. O sektörde biraz çalıştıktan sonra bir yandan okula devam ediyordum. Okulu bitirmeye çalışıyordum. İkisi bir arada yürürken tabii uzun sürdü okulu bitirmek. Ama hani o şey okulu bitirir bitirmez ben iş hayatını da yani reklam piyasasında çalışmayı da bıraktım. Ve tabii önce bir askere gittim geldim ama döndükten sonra yüksek lisans yaptım yine sinema alanında Bilgi Üniversitesi'nde. Bu arada 2006'dan beri de Sinop'ta yapan, ben Sinopluyum. Yani 18 yaşıma kadar Sinop'ta yaşadım. 2006'da başlayan bir bienal vardı. Sanat bienali var Sinop'ta. Orada gönüllü olarak çalışıyordum. Yani yazları, bienalin olduğu yazlar, her şeyi bırakıp Sinop'a gidip gönüllü çalışıyordum. 2006'dan beri o ekibin içinde proje üretiyorum ve gönüllü çalışıyorum. Ve 2016'dan bu yana da o Sinopale bienalin içinden çıkan bir film festivali düzenliyorum. Belgesel filmler çekiyorum. Yani 4-5 yıldır. Onun dışında da hani tanıtım filmleri çek yani kendi geçimimi sağlamak için de tanıtım filmi gibi şeyler çekerek hayatımı kazanıyorum. Yani özetle bu. Peki ekipte başka kimler var? Bildiğim kadarıyla yapımcınız da çok yön verdiğini okudum projelere. Birlikte çok güzel kararlar vermişsiniz. Aynı şekilde birazdan geleceğim gerçi oraya ama grafik tasarım ekibi. Nasıl kalabalık bir ekip misiniz? Nasıl birbirinize destek oldunuz bu süreçte? Ya, kalabalık bir ekip değiliz aslında. Yapımcı, iki tane yapımcı var projenin. Bir tanesi Ezgi, benim eşim aynı zamanda. Ezgi zaten en başından beri, hani ilk yani tabii ki de fikir aşamasından beri her zaman konuşuyoruz. Ama o en başta dahil olmadı. Önce Cemre Yılmaz, diğer yapımcı dahil oldu. Ben Kısa Film Yönetmenleri Derneği diye bir derneğin üyesiyim. Filme ilk başlarken yani artık fikir aşamasından, çekim aşamasına yaklaştığım zaman da derneğe bir mail atmıştım. Yani böyle bir projeye başlıyorum. Hani hem yani yapımcıya ihtiyaç var hem başka hani filmin kıyısından köşesinden tutabilecek yani insanlara ihtiyaç olacak diye bir çağrı yapmıştım ve oradan Cemre karşılık verdi. Cemre yani bu konuyla çok ilgilendiğini ve hani yapımcılığını üstlenebileceğini söyledi. Öyle olunca biz onunla beraber çalışmaya başladık. Bir sürü proje dosyası hazırladık. İşte çekim aşaması için hatta Sivil Düşün, Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı'ndan Dimiktar o kendi hazırladığı işte dosyaları başvurarak oradan bir destek aldı. Onun bulduğu biz işte bütçeyle çekimleri yaptık. Evet, o da çok iyi. Evet, yani sonrasında Ezgi dahil oldu. Ezgi de yapımcılık
Zeynep Atakan'ın yapımcılık atölyesine katılıyor. Hı-hı. O da yani aslında işi başka, kendisi mühendis, elektrik mühendisi ama o işi yapmıyor. Hava trafik kontrolörü olarak çalışıyor. Ama bir yandan da yapımcılık yapmaya başladı. Yani Hı-hı. kursa başladı ve benim projemle de aslında hani pratiğine de başlamış oldu. O da filmin işte bütçesini yapma, yurt dışı festival, yani daha doğrusu yurt dışındaki work in progress şeyleri var, atölyeleri var. Yani filmini işte oraya başvuruyorsun, onlar tabii ki binlerce başvuru içerisinden bir işte 8-10 tanesini seçip sunmaya çağırıyorlar. İşte beğendiklerine ödül veriyorlar falan. Yani o tip şeylerini Ezgi hazırladı. Bu Fongogo'yu Ezgi ile beraber hazırladık. Onun dışında bütün süreçteki hani filmin işte altyazılarının yapılmasından, festivallerin hangi tarihte başvurusunun açıldığının işte Excel tablosuna kadar bütün işlerini aslında o anlamdaki bütün işlerini Ezgi yürütüyor. Hı hı. Ferhat grafik tasarımcımız Ferhat Akbaba. Hı hı. O da çok başından beri var aslında. Ben daha hani projeyi yani çektim ve kaba kurgusunu yapmaya başladığım zamanlarda hemen Ferhat'ı aradım. Ferhat'la daha önceden de birkaç işte çalışmıştık. Yani onun tasarımlarını ve çalışma disiplinini çok seviyorum ve yani kafa yapılarımız da çok uyuşuyor. Ben hemen Ferhat'ı aradım. Yani böyle bir proje var. Hani bunun yani şu an çok bir parası yok. Ama hani belki ileride olursa bir yerlere başvuruyoruz. Yani senden de bir destek hani alabilir miyiz? Yani proje bu, işte benim istediğim şey bu. Ferhat da hani zaten hiç parasını sormadı. Daha önceden de birlikte keyifle çalışmıştık. O destek olacağını söyledi. Hani ve tasarımlarını yapmaya başladı. Hem filmin içindeki hani yazıları, hem film afişlerini, birçok şeyini, grafik tasarımıyla ilgili her şeyini o yaptı. Aslında bu dört kişi yani filmin içinden yani sürecin başından beri hani var. Ama onun dışında mesela işte dersin çekimlerinde yakın arkadaşlarımız Ümit'le Özlem, ya Ümit Dersim'di, Özlem de onun eşi. Hani onlarla beraber gittik. Onlar beni aldı götürdü. Hadi gel biz orada sana şey yaparız, hani çekim yapabileceğin yerleri gösteririz diye. Onlar orada beni, aslında prodüksiyon gibi onlar çalışmış oldu yani orada. Evet. Selçuk'a Çağrı diye bir arkadaşım, Çağrı Argün, yani filmin aynı zamanda işte benim için filmin içindeki ses, voiceover'larımı falan kaydeden, işte içindeki çok küçük bir müzik var, onu yapan falan arkadaşım. Yani müzik denmez de ambiyans bir ses diyeyim ona. Evet. Selçuk çekimlerine o geldi, o orada yardım etti. Hem prodüksiyon gibi hem ikinci kamera arkası gibi çekimler yaptı. Onun dışında biz İstanbul'da da çekimler yapıyorduk. Ya bu film belki bahsetmişimdir. Bir uzun metrajdı, 1,5 saatlik bir filmdi. Ve İstanbul'da da aktivistleri takip ettiğim bir bölümü de vardı. Onu sonradan iki ayrı film yapmaya karar verdik ve o kısmı bu filme dahil etmedik ama o kısımda da ya biz çok fazla şeyle, yani Bağımsız Hayvan Hakları topluluğuyla beraberdik. Hı hı. Onların çekimlerini takip ettik. Orada da hem o ekip hem Zülay Kalkandelen, yani hem benim farklı insanlara ulaşmam noktasında hani işte çok çok fazla onun da emeği oldu o anlamda. İşte Suat Erus'la çekimler yaptık. Yine o hani İstanbul'daki aktivistler bölümünde. Suat zaten hani projenin en başından beri, Fongogo'yu açtım günden beri. Evet. Hani kendi projesi gibi sahiplenip zaten bütün işte paylaşımlarını yaptı. Hani işte birilerine yazdı. Bakın böyle bir proje var. Hı-hı. Bildiğim kadarıyla Açık Radyo'dan Işıl Karayelmas'a da o yazmıştı. Bak böyle bir proje var. Tanışın falan diye. Sonra o bize ulaştı Açık Radyo'da. Evet. Çıktık falan. Aslında ekip bence hani bir dört kişilik çekirdek bir ekip var. Evet. Ama yani yolda sürekli birileri katıldı, o bir şey yaptı, o bir şey yaptı falan. Yani çok büyük bir ekip var bence şu an. Yani evet, filmde. O çok daha güzel. Biz bütün ekibe yer veremediğimiz için biraz da onları da temsilen senin ağzından dinlemek istedim. Aynı zamanda bu aslında soruma da o noktadan da bağlantılı. Belgeselin afişlerinde böyle çok canlı renkler görüyoruz ve arkada ne olduğu belirsiz, oldukça soyut da bir hayvan var. Ben biraz da bu hani yaptığın çalışmayı, bu poster çalışması Ferhat'ın yaptığı ve daha çok belgeseli tam olarak nasıl tanımlarsınız onu merak ediyorum. Yani bütün ekibi konuşturamadığımız için, aynı anda tek bir kişi yayına aldığımız için ve bunu da bir saate yaymak istediğimiz için bunu özellikle sormak istedim sana. Belki onların da fikirlerini katarak, asıl prodüksiyon ekibini dahil ederek, A'dan Z'ye planlayan olarak.
Nasıl tanımlıyorsunuz bu belgeseli ve posterin asıl benim ilk gözüme çarpan oydu. Belki oradan başlayabilirsin. Posterden başlayayım o zaman. Poster, biz Ferhat'la buluştuğumuzda Ferhat'ın, ben zaten Instagram'ını takip ediyorum. Çok böyle güzel, biraz sürreal ama bir yandan da çok canlı bazı paylaşımları, kendi çizdiği şeyleri paylaşıyordu. Ben hani onları zaten çok beğeniyordum. Bir yandan da hani bu filmi çekmeye başladığımda daha önceden okuduğum ya da karıştırdığım kitapları tekrar okumaya başladım. Hani yani nereye bakacağımı daha iyi bileyim diye, yani bu veganlıkla ilgili, hayvan meselesiyle ilgili yazılan kitaplara da bakıyordum. O arada tabii ki şey beni çok etkilemişti, yani birçok insan etkilediği gibi. Carol J. Adams'ın kitabındaki o kayıp gönderge tanımı beni çok etkilemişti. Yani hayvanın ismi, cismi yok, bir karakteri yok, bir kişiliği yok. Yani sadece bir hani bağlamından kopartılmış bir şey gibi, yani bir nesne gibi algılanıyor olması durumu. Biraz hani o filmde bir şekilde filmin her, yani tabii ki bu filmin içerisinde bir cümle olarak falan yok. Yani film, ona birazdan geleceğim tekrar ama hani yani benim için bir arketip bu. Kafamın, yani zihnimin hep içinde olan ve bir şeylere bakarken de hani o arketiplerle baktığım bazı şeyler, kavramlar. Hani o ikisini düşünce, Ferhat'ın tasarımları ve bu kayıp gönderge hikayesini birlikte düşününce, hani hayvanın afişte biraz soyut olarak kaldığı, hani bir silüet gibi bir hayvan var ama ne olduğu çok belli değil. Hani işte gözü yok, bakışı yok, bir sadece bir çizgisi var. Hani o açıdan birazcık böyle hani öyle olsun istedim afiş. Yani hani renkli, çok renkli olması da aslında biraz benim için yani seyircinin de keşfetmesini istediğim bir şey. Evet. Hani çünkü filme dair hani biraz gireyim, film çok fazla diyaloğu olan ya da röportajı olan bir anlatımı olan, benim filmin içinde bir anlatımım var, voiceover'ım var ama hani bir olay, yani orada filmdeki olaylarla ilgili yorum yapmıyorum. Ben çok mesela çocukluğumdaki bir anımı anlatıyorum filmde falan. Yani çok kişisel bir yerden bir şeyler anlatıyorum. Dolayısıyla bir kavram açıklama, bir felsefe yapma, bir hani veganlığın işte hani felsefesini açıklayıp hani filmde olanlara karşı bir hani yargıda bulunup siz bunları yapmamalısınız deme gibi, filmde öyle bir şey yok. Film daha soyut ve deneysel ilerliyor. Çünkü hani izleyenin kendi çıkarımını yapmasını ben istiyorum. Yani kendince bir şeyler bulsun, özgürce düşünme alanı olsun istediğim için, hani filmin böyle çok hani metaforlarında çıktığı gibi olmak istemiyorum. O yüzden hani seyirci önce böyle hani izlemeli ve o birazcık bazı soruları merak etmeli. Hani afişin çok renkli olması ve filmin aslında o kadar da renkli olmaması tezatlığını hani merak etsin de istiyorum. Evet. Hani belki bu soruya daha net bir şekilde hani insanlar birazcık film izledikten sonra hani belki daha anlayacak, farkına varacak. Evet. Hani evet, o zamanlar belki tekrar bir şey yaparız. O zaman tekrar konuşuruz. Belki ya da insanlar direkt sorar işte, çünkü o hani gösterimlerde de soru cevap oluyor. İnsanlar izledikten sonra da onu merak ediyor falan. Belki o zamanlar daha doğru cevap vermek, hani cevap daha doğru olur o zaman. Tamam. Öyle. Evet, çünkü benim de ilk anlayamadığım orada hangi hayvan var, ne hayvan var diye düşünüyordum ama az çok da ne demek istediğinizi kendimce çıkardığımı düşünüyordum. Hani görünmeyen hayvanlar, görünmez kılınan hayvanlar insanın kurduğu medeniyette. Belki de umarım, zaten anladığımız kadarıyla da belgeselde bu hayvanları daha çok göreceğiz gibi. Peki senin verdiğin röportajlarda da okuduğum kadarıyla 3 farklı şehirde yaptınız. Dersim, Konya ve İzmir gibi, hem coğrafya açısından yani fiziksel şartlar anlamında, hem de aslında kültürel farklılıkların da bol olduğu yerler. Bu 3 şehri seçmenizin özel bir nedeni var mıydı ve buralarda farklılaşan ve benzeşen öğeler olarak ne gördünüz? Ekip olarak, çekim ekibi olarak. Yani benim hani demin söylediğim gibi kafamda hep işte tuttuğum, zihnimin arkasında tuttuğum bir hani arketipler vardı birkaç tane. Hani o işte bahsettiğim o güç ilişkilerini nasıl gözlemleyebilirim? Hani çok böyle insanların gözüne de sokmadan, hani çok böyle didaktik olmadan, hani mesela ben göstereyim, o çıkarımını kendisi yapsın diyebileceğim neler olabilir diye düşünüyordum. Ve işte bu Dersim Dernekleri Federasyonu'nun bir
Kadıköy'deki şeyine denk geldim, bir eylemine denk geldim. Orada bir pankartta şey yazıyordu. Kutsal hayvanımıza dokunma, onu avlama gibi bir pankart vardı. Onu görünce, ya ben zaten bu konuyla ilgili çok düşündüğüm için o dönemde, hani kutsal hayvan ne, hangisi kutsal hayvan, yani hani onu kutsal yapan ne, diğerini işte kestiren ne falan, hani zaten onlar kafamda dolaşıyordu. Madem bizim yani Türkiye'deki coğrafyada, Türkiye'nin bir coğrafyasında hani bir hayvan kutsal olarak sayılıyorsa, oraya bir gidip bakayım istedim, hani neden kutsal diyorlar acaba diye. Ve sonrasında hatta bir araştırırken Dersim'e işte kutsal hayvanlar diye Dilşah Deniz'in Yol ve Dersim İnanç Sembolizmi diye bir kitabını buldum. Onu da aldım ve Dersim'e gittim. O kitabı da bir yandan kitabı okudum, bir yandan gözlem yaptım falan. Yani Dersim öyle seçilmiş oldu. Yani aslında kendini seçtirmiş oldu Dersim. Sonra Kurban Bayramı'nı zaten çekmek istiyordum. Çünkü çocukluğumdan beri hani çok izledim kurban kesimini. Ve hani birazcık şeye de girmiş olayım burada. O toplumsal cinsiyet rolünün, o görünmeyen katmanı nedir hani sorusuna. Evet. Yani hani bir işte evin kadınları evde mutfak işini yapar, işte yemeği, salatayı yapar, ev işlerini yapar falan. Şimdi evin erkekleri de dışarıdadır. Hani işte o kurban kesileceği zaman işte kurbanla ilgilenir. İşte kurbanla kesecek insanlar gelir. İşte onun çayını işte hazırlar ya da hani bıçakları getirir. Çukuru kazar falan. Yani bu dışarıda bu işler yapılır. Ve hani sen ya da ben kendimden bahsedeyim. Herkes öyle değildir belki ama hani oradaki diğer erkeklerin arasında tabii ki de işte baban var, başka erkekler var. Hani gözüne girmek istiyorsun insanları. Dolayısıyla orada bir hani sen rahatsız bile oluyorsan hayvan kesilirken işte korkmaman lazım, izlemen lazım ki hani sen de hani onlara layık bir erkek olduğunu kanıtlaman. Yani bence bu bile aslında evet, toplumsal cinsiyet rolünün hani bir şeyi, bir baskısıdır yani. Evet. Bu en basit örnek benim için. O yüzden bunu özellikle filme koymak istiyordum, yani bu Kurban Bayramı meselesini. Sonra işte nereye, hangi şehirde olacak ya da kimin kestiği kurbanı çekeceğiz, onu çok bilmiyordum. Sonrasında işte eşimin akrabaları Konya'da kurban kesiyor, hani ondan haberdar olduk. Hani o dedik kolay olur, en azından hani şey tanıdık insanlar, hani zaten herkes, bir sürü insan kurban kesiyor. Ama en azından hani tanıdık birinin kestiğini biz daha kolay çekeriz. İzin almak daha kolay olur. Hani bize kimse ne çekiyorsun sen deme. Gerçi zaten çok demiyorlar. Çünkü hani normal karşılanıyor yani. Hı hı. Aynen öyle. Ya ben mesela canlı hayvan pazarına da gittim. Akşehir'de, yani Konya'nın ilçesinde. Hı hı. Orada da şey sandım mesela, hani bana yani ne çekiyorsun sen falan diyecekler sandım. Ama aksine hani gazeteci misin, çek bizi televizyona koy, işte bak ne kadar işte ekonomik kriz var, biz burada satış yapamıyoruz. Bana hani insanlar böyle kameraya konuşmak için böyle deliriyorlardı yani. Şu anda zaten sözünü böldüm ama unutma lütfen, yani canlı yayınlarla kurbanlarını kestiren insanlar var. Yani o anda kesildiğini görmek isteyen, öyle bir noktaya da gelmiş durumda aslında. Zaten normalleştirilmişti, zaten normal görülüyor ve bu daha da ileri aşamalara taşınıyor aslında. Evet, sen böldüm seni ama. Yok işte hani, yani o hani normallikle de birazcık hani, yani aslında o benim için de bir etik problemdi. Hani, evet. Yani sonuçta eşimle akrabaları, hani onların hani kestiği kurbanını çekmek doğru mu değil mi? Yani orada bir hani sanki onları da kullanıyor muyum kendi filmim için falan gibi de bir hissiyatım vardı ama. Hı hı. Yani sonrasında dediğim gibi onlar için bu çok normal bir eylem olduğu için umursamadılar bile aslında. Yani kötü anlamda söylemiyorum da, bunun zaten normal geldiği için sen çekim takıl dediler. Beni unuttular zaten orada. Hı-hı. Yani Konya'da o açıdan hani çekimi kolay bir şey olarak öyle tercih etti. Deve güreşini de bir hani ya, filmde bir de deve güreşi var. İzmir tarafı. O da İzmir'de. Onu da hani çekmek istiyordum zaten. Çünkü hani hayvanları dövüştürmek, işte bir şeyde, stadyum, arena gibi bir yerde onları izlemek falan. Bana çok böyle şey gibi geliyor zaten. Yani düşüncesi bile sanki çok böyle ortaçağ gladiatör zamanından kalmış bir şey gibi geliyor yani. Böyle hani, hı hı, insanların kendi zevki için böyle coşkulu bir şekilde tezahürat etmeleri için falan. Hı hı. Ortada hayvanlar, hani ne için dövüştüklerini bile bilmeyen hayvanların birbirine saldırması durumu var yani.
Evet. Hani bunu çekmek istiyordum. Onu da işte bir Balıkesir'de işte bahsettiğim Çağrı Aygün Balıkesirli. O dedi ki bizim orada yapılıyor, gel oraya gidelim. Hani ben zaten işte oraları biliyorum, orada çekeriz. Onun zamanını tutturamadık. Ama zaten sonra öğrendim ki zaten Ege bölgesinde bir başlıyormuş bu deve güreşi. Tabii. 3 ay boyunca işte bir hafta orada, bir hafta Farklı burada il ve aynı deve. ilçelerde. Evet, orada dövüştürüle dövüştürüle gezdiriyorlar. Ve biz işte Selçuk'takine zamanlamamız uyuyordu. Oraya gittik. O da öyle seçilmiş oldu. Ki çok şey bitti. Hani ben oraya gittiğim anda bile zaten şok olmuştum. Yani bir hani sabah 9 mu 8 mi neydi ben gittiğim oraya. Ve çok büyük bir hani sanki orman yangını gibi çok büyük bir duman yükseliyordu. Hani oraya mı gireceğiz falan dedim. Ya hakikaten orasıymış. Girdik. Bütün o duman mangal dumanıymış. Ve koskoca bir orman yangını derecesinde bir duman ama yani şey hani anlatsanız inanmazdım öyle bir şey olacağını. O afişte Ama gördüğümüz, diğer afişlerde gördüğümüz alan aslında orası, değil mi? evet o sisli Mangal. alan o mangal dumanı yani deve sucuğu özellikle. Yani o gün develeri güreştirip deve sucuğu yiyip rakı Kaybeden. içip hani yani öyle bir etkinlik o aslında. Çok böyle şey kendi içinde binlerce çatışması olan bir Tabii. etkinlik. O da öyleydi. O da öyle seçilmiş oldu Evet. kısacası. Ya aslında bugün baktığımızda köpek dövüşleri sözde yasa dışı iken, yasa dışı ilan edilirken boğa güreşleri, deve güreşleri gibi hayvan dövüşleri, hayvanların öncesinde de, sürecinde de, sırasında da birçok acı çektiği dövüşler geleneksel olarak kabul ediliyor ve oldukça normalleştiriliyor. Hatta üzerine kumarda paralar konuluyor ve üzerinden para da dönüyor. Yasa dışı bir şekilde. Maalesef bunu normalleştiriyoruz gittikçe. Peki tüm bunları çekerken o Fangogo kampanya sayfanızda da vardı. Bütün o türcülük, sahip köle ilişkisi ve toplumsal cinsiyet rolleriyle özdeşleşmesi. Bunu belgeselin dili olarak nasıl yansıttınız? Belgesel dilini nasıl oluşturdunuz? Ya belki hani çok belgesel hakkında tüyo vermeyelim ama istersen yani o sana kalmış. Gizemini korumasını da istiyorum ben hani belgesel özelliğini. Ama yine de özellikle sen de tahminim öyle istiyorsundur. Nasıl bir dil oluşturdunuz? Ya yine de kısaca şöyle bahsedebilirim. Hani demin de demiştim ya bazı kitapları zaten tekrar okuyarak hani o arketipleri belirleyerek kafamda. Hani çünkü hani bakarken neye bakacağımı da bilmek istedim. Yani çünkü ben hani bu didaktik olma tehlikesi yüzünden hani bir röportaj yapıp ya da hani işte bakın burada bu yapılıyor çok yanlış falan diyerek bir şey yapmak istemediğim için hep yani etkinliğin kendisi, görüntünün kendisi kendisini anlatsın istedim. Onu hangi görüntüyü seçeceğimi bilmek için de okumalar yaptım. O okumayı yapınca zaten az çok hani daha önce fark etmediğiniz şey yani burada mesela işte bir deve güreşi olsun bu. Deve güreşini izlerken hani orada deve iki devenin birbiriyle dövüşmesinden çok hani develer güreşirken insanların ne yaptığına bakmaya başlıyorsunuz. Çünkü o güç ilişkisi, o insanların hayvana dair algısı hayvanın dövüşünde değil, insanın o dövüş sırasında ne yaptığını da ortaya çıkıyor. Bu sefer oralara yani bakmaya başladım. Ve hani hep ben gözlemsel kalmaya çalıştım. Yani hani filmde diyalog var ama genelde iki insanın birbiriyle konuşması var. Ya da bir röportaj, çok kısa bir röportaj var ama hani işte Dersim'deki o köyde yaşayan insanlarla kendi hayatları hakkında yani çok böyle gidip de hani Kendi akışı içinde. ya kendi akışında ben ona gidip yani bunu siz böyle yapıyorsunuz ama işte yanlış yapıyorsunuz ya da doğru mu yapıyorsunuz gibi hiç yani benim hatta çoğu vegan olduğumu bile bilmiyordu. Ben o konuyu bile açmadım aslında o insanlara. Hani filmde bunu nasıl işledim? Evet böyle gözlemsel kalarak zaten bir sahneyi izlediğinizde ya ben daha çok böyle uzun planlar kullanmayı tercih ettim. Hani o planı izlerken zaten yani kendi kendine anlatıyor bence. Yani arkada bir şey oluyor. İşte burada deve yürürken burada işte fotoğraf çeken bir insanı görüyorsunuz. Aralarındaki konuşmayı duyuyorsunuz. Orada işte deve güzellik yarışması yapılıyor. Jürilerin puan verişini falan görüyorsunuz. Burada biri anons yapıyor. İşte bilmem kim işte başkanımız arenaya gelmiştir. Hoş geldiniz efendim falan diye. Bütün yani orada binlerce kişinin duyacağı bir hani bir yandan siyaset de işin içinde falan. Yani bence kendi kendine anlatıyor imajlar. Ben sadece hani o doğru imajı bulmaya çalıştım orada. Yani onu hani nereye bakacağımı
önce anlamaya çalıştım okumalarla. Peşine de oraları çektim ve peş peşe koydum aslında. Bence kendi kendine anlatıyor. Süper. Ben de o konuşan kafalar şeklinde sunulması bazen o da bir teknik ama farklı şekilde, düzgün şekilde sunulduğunda akıcılık oluyor ama ben de özellikle onu merak etmiştim. Bu arada çok kısa bölünebilir şarja bakmak istiyorum. Şarjım yeni. Tamam. Yerindeymiş. Devam edebiliriz. Benim en çok merak ettiğim kısma geldik. Ben bir bilgi daha vereyim. Ya yani bilgi değil de fikir. Yani hani o tabii ki ben de şeyi hani kötülemek için söylemedim. Benim bazı filmlerimde de konuşan kafalar da var. Tabii. Hani bazen tamamen sözlü tarih çalışması yapmanız gerekiyor. Tabii O ki. da çok değerli. Evet. Hani ama hani bu filmde onun bu filmin konusunun didaktik olma tehlikesi olduğu için ben bu filmde kaçındım. Yoksa Tabii. Onun da olması gereken şeyler var yani. Tabii. O anlamda onu açıkladığımız iyi oldu. Hani ben de o şekilde zaten kullanmak istememiştim. Benim en çok merak ettiğim kısımlardan biri de şahsen de daha önceden ben de benzer işler yaptım. O yüzden de çok merak ediyorum. Çekimler sırasında, öncesinde veya sırasında özellikle zorlandığınız veya endişe ettiğiniz konular oldu mu? Ben mesela çekimlerde veya hatta şu anda hak mücadelesi verirken de hayvan hakları ihlalinin ne kadarının gösterilip gösterilmemesi veya gösterilip hiç gösterip gösterilmemesi üzerine de tartışmalar yürütüyor. Hayvan bedeninin bu şekilde paylaşılması, bu şiddetin tekrar tekrar doğurulması veya belgeselde bunların nasıl yansıtılacağına dair arada tedirginliklerim ve endişelerim oluyordu her zaman. Hak mücadelesi verirken de öyle. Sizin benzer tedirginlikler yaşadınız mı? Ya da zorlandığınız noktalar, tahammül edemediğiniz görüntüler. Bu belgeselde var mı mesela? Çoğumuzun bakamadığı görüntüler belki tahammül etmek zorunda Çekerken kaldınız. çok oldu tabii. Yani özellikle hani o şeyde yani Kurban Bayramı şeyinde çok oldu. Yani o hem canlı hayvan pazarında hem işte kesim sırasında falan. Ya benim özellikle sürekli zorlandığım şuydu. Yani ben zaten canlısına çok bakmak istemedim. Hep yani kameranın ekranından bakmaya çalıştım ki hani birazcık en azından ilişkim o anlamda hani kopsun. Yani ben burada hani filmi yapıyorum. Yani tamam, burada bu oluyor ama ben bunu çekip bir aslında sonrasında bir farkındalık sağlayacağım. O yüzden ekrana odaklayayım gibi hep kendimi öyle sakinleştirdim. Ama ona rağmen hep şunun çatışmasını yaşadım kendi içimde. Ya mesela bir şey oluyor ben çekimdeyken. Ah diyorum bu çok iyi oldu hani bu sahne. Filmde benim kafamdaki şeyi çok iyi anlatacak diye bir an böyle çok seviniyorum. Kafamda hemen kurgusunu yapıyorum. Ah diyorum bunu bundan sonra koyarım falan çok iyi olur. Ve sonra bir an şeyi fark ediyorum tekrar. Hani ya diyorum hani sevindiğim şey aslında o hayvanın çektiği acı oluyor. Hani yani film için iyi olan şey hayvan için aslında kötü olan şey oluyor. Ve yani sürekli bunun ikilemini yaşadım ben. Yani hani bu kendi işte Evet. çekeceğim filmin derdini iyi anlatması için o hayvan acı çekiyor olmasına gerek var mı? Hani tamam ben o hayvana acı çektirmiyorum ya. Hani onu çekmek için o hayvanı ben işte kiralayıp hadi bunu kesin de ben çekeyim demiyorum falan. Hani benim hiçbir şekilde alakam yok ama yine de insan şey yapıyor hani kendini sürekli sorguluyor. Ben acaba bundan kendime bir yarar mı sağlıyorum Tabii. diye. O zaman hep kendime ama şeyi hatırlatıyorum. Yani şu an ben tek başıma bunu izliyorum ama çekiyorum bir yandan. En azından bunu ben bu filmi yaptığımda belki binlerce kişi izleyecek. Belki daha fazla. Ve hani bir kişinin bile fikri en azından hani yani orada sonuçta tabağımızda görüyoruz o zaman. Kesimini görmüyoruz falan. Hani onu Evet. gören bir kişi bile ya ben bunun parçası olmak istemiyorum diyorsa o zaman tamam bu 200'lü hisse dayanacağım ve çekeceğim diye hep kendimi takip ettim. Öyle bir zorluğu oldu. Kurgu kısmında da şimdi çektiğim şeyi defalarca izledim yani. Hani bir yandan Ezgi'ye gösteriyorum. Şimdi yani zaten kulaklıktan işte hayvanın bağırma sesi duyuluyor. Yaklaşıyor tabii ki. Yani kimse tekrar tekrar aynı şeyi izlemek istemiyor. Ben bir yerden sonra hissizleştim tabii ki aynı şeyi baka baka. Ama Ezgi öyle değil tabii. Ben ona bir kere izler misin diyorum. İzliyor ama ikinciyi izlemek istemiyor. Ben bazı televizyonlar yapıyorum, iki göstermek istiyorum. Ya haklı olarak izlemek istemiyor çünkü hani tekrar tekrar kendini hani bu Evet. şeyin de işte hakimin de hep o Fatma Gültekin'in hep bahseder Evet. ya yani hani o biz raporu hazırlarken artık hani psikolojimiz bozuluyor, Evet. bakamıyoruz artık falan diye.
Evet. Aslında benzer bir durum. Ama yani işte bir şekilde ona katlanıyoruz yani. Çünkü sonucunda bir şey başaracağımızı düşünüyoruz. Yani. Evet ve insanlara iletmek istediğiniz bazı mesajlar olduğu için. Peki belgesele yansıyan ya da bu arada ben pardon bir sonraki soruya geçmeden yorumlara ve olabildiğince sorulara son 10-15 dakikada yer vermeyi düşünüyoruz. Şu anda kaç dakikamız kaldı? Hemen bakalım. 9.35. Bir 10-15 dakika sonra hızlıca bu birkaç sorumuz daha var. Onu da toparlayalım. Ondan sonra sorularınızı alacağız. Olabildiğince yorumlara cevap vermeye çalışacağız. Peki Emre bu belgesele yansıyan yansımayan saha deneyimleriniz, gündelik yaşamınızda karşılaştığınız olaylar ışığında bu soruyu sana yöneltmek istiyorum. Çünkü Van Gogh'u tanıtımında da gördük. Çocukluğunda yaşadığın deneyimler de aslında seni bu belgeseli yıllar sonra oluşturmaya da itmiş. Ve sanırım sen de vegansın. Ezgi de vegan. Sizi bunu yapmaya, bu belgeseli yapmaya iten ve vegan olmaya iten nedenler neydi? Ya da hayatınızda böyle etkili kişiler oldu mu? Veya filmler, belgeseller? Hı-hı. Benim için biraz şöyle oldu. Hani o tabii ki çocukluk travmaları. Hani o işte kurban kesimini görmek belki birçok başka insanda da olmuştur. Hı-hı. Ben de hani kurban etini mesela ben asla yiyemedim. Hani çocukluğumda onun kesilmesini gördüğüm anda hani o küçük işte halimdeki işte zihnim hani yediğim o etle o canlı hayvanı bir şekilde birleştirmişti ve Evet. Asla kurban eti yiyemedim. Ama hani tabii ki et onun dışında hani kesildiğini görmediğim eti hep yemeye devam ettim hayatım boyunca. Hatta bir dönem böyle işte ben spor yapıyorum et yemem lazım deyip böyle çok et yediğim bir dönem de oldu. Ama bu arada hani çok şeyi de düşünüyordum tabii. Hayvanları çok seviyorum. Hani acaba bu doğru mu? Bazen işte görüyorum vejetaryen insanlar. Hani, ama hani görmezden geliyorum. Çok düşünmekten kaçıyorum falan. Öyle bir dönem oldu. Sonrasında ya sonrasında demeyeyim de hangi ya belki daha öncesinde bir işte Sinop'ta bir yaşayan bir Tarzan Kemal adında bir yani Kemal Koca adında ama lakabı Tarzan Kemal olan bir aktivist var. Yani onu da ben hep çocukluğumdan beri görürdüm Sinop'ta. Böyle yarı çıplak işte elinde davulla ve sadece bir donla gezen, davul çalan bir adam. Yani kimileri işte deli diyor, kimileri filozof diyor falan. Yani Sinop'ta da bir sürü insanın farklı hisler beslediği bir insan. Hı hı. O böyle şey yazardı duvara işte. Kuzu bebektir kesilmez. Her yere yani. Elinde işte bazen davuluna ya sadece bu konuda değil başka çevresel konularda da davuluna işte pankartını asıp öyle gider. Hem sonra bir insanları uyarma, bilgilendirme misyonu edinmiş kendince. Ama kendi hayatında da onu yaşıyor. Yani sadece söylemiyor. Hayat pratiğinde de onu yapıyor. Öyle bir karakter. Ben bunu çocukluğumdan beri görüyordum. Hatta bir kez çok küçük bir anımız da olmuştu. Yani iki kez oldu ama bir tanesi beni etkilemişti. Benim o dönem ailemin işlettiği bir işte işletme bir otelin odasındaydım ve o da oralara bazen gelip oranın işte kumunu falan temizlerdi. Kendisi yani hiç biz bir şey söylemezdi. Tamamen o kumu temizlemek istediği için. Bir kez benim yanıma gelip böyle şey demişti ya yani, sana da bir tane don dikeyim mi? Sen de giyip benim gibi gezer misin sokaklarda? Demişti. Çok küçüktüm ben yani. Belki 7-8 yaşındaydım. O zaman tabii korkmuştum. Ama sonrasında hep böyle şey düşündüm yani. Hani ya bana ne demek istedi? Belki hiçbir şey demek istemedi ama ben onu bir kafamda ya bu adam işte bana bir şeydi, bana bir mesaj verdi diye çok düşündüm. Sonra birazcık böyle felsefeye ilgim olduğunda işte Diyojen'i falan okuyunca dedim ya Diyojen diye bir adam var. Doğal yaşamaktan bahsediyor. İşte sokaklarda yaşıyor. Ya hayvanlarla dost falan yani kinik bir anlayışla işte hayatını ve felsefesini hayatında pratik ederek yaşıyor falan. Hı-hı. Acaba Tarzan Kemal de öyle mi falan diye düşünürken bununla ilgili bir film yapmaya karar verdim. O süreçte de hep bu filmi çekerken herkesle tabii aldığı bir söz tartışmasıydı. İnsanlarla konuşurken birçok kişi şey diyordu ya bak hayvansal hiçbir şey yemezdi o. İşte et yemezdi, hayvanları her zaman korurdu, işte doğayı her zaman korurdu, işte çiçeklerin, ağaçların bakımını yapardı ve ya bu böyle çok aslında zengin bir ailesi olan ama hani parayla hani ilişkisinin Kul olmasını hesabı istemeyip olmayan. kendini doğaya adamış bir insandı.
Hani ben hep burada da mesela kendimi çok ikiyüzlü hissettim. Bu çekimler boyunca hani işte çünkü konuşuyoruz ne kadar şey adammış bak hani o devirde hayvan haklarından bahsediyormuş, et yemiyormuş Evet. falan diye. O akşam et yerken bunu konuşuyorduk falan çok böyle saçma bir dönemdi. Ama hani Tarzan Kemal uç bir örnekti benim için. Onun kadar olamayacağımı düşünüyorum. Sonra bir yıl sonra falan Ezgi ile tanıştım. Ezgi o zaman vegandı, o da bir yıldır vegandı. O benim için şey oldu, yani tamam yani sıradan normal bir insan da bunu yapıyormuş. Yani Tarzan Kemal kadar hani uç bir örnek değil ama sıradan bir insan da bunu yapıyormuş diye hani görünce bir de böyle bir gece yürürken bir restoranın arkasında kesilmiş işte büyükbaş hayvan kafaları gördük falan. O böyle bir şey oldu bir an tekrar bir travma yaşattı. Ve tamam dedik yani, dedim yani artık et yemeyeceğim bundan sonra. Bir 6 ay vejetaryen oldum. O vejetaryen döneminde tabii ki bir sürü şey okudum. Ve sonra hani o süt endüstrisi, yumurta vesaire onlara bakınca yani zaten yani o hassasiyeti olan bir insan hani kendisi bilinçli kaçmadıkça bir şekilde bence gideceği yer veganlık gibi geliyor bana. Yani benim de öyle oldu. Ve sonrasında vegan olduktan bir yıl daha önce pardon vejetaryenken şöyle bir şey oldu. Ben o zaman yüksek lisans yapıyordum. Ve vejetaryenin ilk olduğumda böyle bir sürü insandan tepki almaya başladım. Yani ben kendim bile söylemiyorum. Yani yemek yerken işte ortaya çıkıyor bir şekilde. Yani hiç samimiyetim olmayan insanlar bana yok işte proteinini sen nereden alıyorsun? Yok Hak işte görüyorum. bana bir sürü böyle şey hani. Ya normalde yeni tanıştığım bir insanın kişisel sınırını geçmemezsin yani ama seninkini geçiyorlar. Çok garipti yani. Ya, hani o, sen kendi halka mal oluyorsun artık. Çok garip bir şekilde. Ve Çok onunla ilgili de güzelmiş. ben böyle bir şey yapmıştım işte. Peki ya protein diye bir o zaman bir ders için, bir serbest proje dersi için 10 dakikalık bir kısa film yapmıştım. Hani ben işte vejetaryen olduğumda insanlar ne tepkiler verdiler diye onları çekmiştim. Ama tam kafamdaki şey değildi ve hani bununla ilgili daha kapsamlı bir film yapmak istiyordum. İlk başta böyle veganlığı anlattığım bir film yapsam falan diye ben yola çıktım. İlk oydu fikir yani. Kendi gördüğüm gibi anlatmak ama sonra düşündüm çok fazla film var veganlığı anlatan. Yani hani onlardan farklı ne yapabilirim? Yani işin çevresel boyutunu, sağlık boyutunu, zulüm boyutunu her şeyi anlatan filmler var. Kitaplar var. Benden önce yapılan çok güzel şeyler var. Hani tekrara düşmek de bir şey hani anlamsız geldi. O yüzden de kendimce hani daha kişisel bir yerden baktım. Toplumun içerisinde hani toplumsal boyutta o başka hani hayvan meselesi başka nerelerde karşımıza çıkıyor. Aslında hani onun temelinde yatan şey başka nelere sebep oluyor toplumda. Biraz da bunları araştırdım. Bir şeye dönüştürmek ve biraz da deneysel bir şeye dönmesine karar verdim ve öyle oldu o süreç. Biraz daha antropolojik altyapısı var, irdeleme var, anlamaya çalışıyorsun. Aradaki bağlantıları kurmaya çalışıyorsun, anladığımız kadarıyla. Peki zaten son 42 veya 43. dakikadayız herhalde. 5-6 dakika sonra belki sorulara dönmek iyi olabilir. Son iki sorum. Hızlıca animanın izleyicilerde nasıl bir etki bırakmasını istiyorsun? Tabii ki herkes kendine göre yorumlayacaktır ama bir fikrin var mı? Yani hani tabii ki benim istediğim birkaç şey var hani filmle ilgili insanın hissetmesini istediğim. Ama hani senin de dediğin gibi çok böyle insanların kendisini tabii keşfedeceği şeyler çok fazla müdahale etmiyor. Yani filmin yapısında hani bir yönetmen olarak çok fazla müdahale etmeden seyirciyi kurmaya çalıştım. Ama tabii ki benim bir hani filmi yapan kişi olarak bir görüşüm var ve hani onu filmde tabii ki de işledim yani. Hani ne isterim? Tabii ki yani benim hani çocukluktan beri yaşadığım travmaları yaşayan başkaları da var. Hani belki işte bazı veganlar ya da vejetaryen ya da hiç olmayanlar da olabilir bunlar. Hani bu hissiyatlarından dolayı belki alay edilme korkusuyla, belki dışlanma korkusuyla çoğu zaman bunları yutuyoruz. Hani sessiz kalıyoruz ya da hani kendimiz ya yani dönüşmekten korkuyoruz toplum baskısı yemek için. Ve dönüştüğümüzde de gerçekten de bu baskıyı yiyoruz yani. Ve bu kolay, herkes için çok kolay bir şey değil bunlara göz yani. Ama bir şekilde hani bunu da yaşamak gerekiyor. Ben yaşadım, başka bir sürü de yaşayan insan tanıyorum. Hani ya filmde de birazcık bunlardan da çok küçük küçük bahsettik ki
başka bunu yaşayan insanlar da, yani bu mesela Fargo hikayesinde de bir sürü insan, yani ben hani filmi biz 3 kişi 4 kişi yapıyoruz gibiydi ama birden filmi bir sürü insan yaptığımızı fark ettim yani. Bu dayanışma ruhu aslında hani filmi de niye yaptığımı hatırlattı. Hani hangi başka bu kararı veren insanların ne kadar hassas insanlar olduğunu bana hatırlattı falan. Hani yalnızlık hissim azaldı açıkçası. Yani çok böyle güçlü ve daha cesur hissettim ben. Yani bundan sonraki adımlarda daha cesur atarım artık gibi bir özgüven de geldi. Hani filmde mesela bunu yapsın isterim yani başka insanlara karşı. Bir de tabii ki hiç hani hala vegan, vejetaryen olmayan insanlar izleyecek umarım. Onlar için de birazcık bir dönüştürücü bir şey olursa hoşuma gider. Hani ya ben bu filmi izledikten sonra böyle bir farkındalık yaşadım derse bir insan, o benim için çok büyük bir başarı yani. Evet. Hani bir hayvanlara karşı o farkındalığı yaşatırsak ne güzel. Evet, çünkü belgesellerin gerçekten de dönüştürücü gücü var. Benim de bugün belki düşüncelerimin birçoğunu çocukluğumdan beri izlediğim belgeseller şekillendirmiştir. O yüzden belgesellerin kişilere, bireylere inandıkları ya da ona öğretilenleri çocukluğundan beri sorgulama imkanı verdiği için ben de bu anlamda belgesellere çok önem veriyorum. Sizin belgeselinizin de hani bunu yapacağını düşünüyorum. Senin hayatını değiştiren insan dışı hayvanlara bakış açısıyla ilgili olabilir veya seni bu belgeseli yapmaya yönelten, iten belgeseller oldu mu? Belki belgeselle ilgilenen izleyicilerimiz vardır ve fikir vermek istersin. Yani ben vegan olduktan sonra hep o hani hayvanlarla veganlıkla ilgili filmler izlediğim için hani ben filmlerden açıkçası böyle çok aşırı etkilenmedim. Hı hı. Belki hani olmadan, vegan olmadan önce izlesem çok etkilenebilirdim ama hani sonrasında hep izlediğim için çok öyle olmadı. Ama zaten bir sürü gerçekten işte o hani işte Earthlings gibi, What the Health gibi yani bir sürü belgesel var. Çok bilgilendirici ve aydınlatıcı. Hı. Bence hepsinin çok büyük etkisi oluyor insanlarda ve olacak diyor ben. Ama benim hani şahsi olarak yani belgesel sinemaya dair bu filmi yaparken de ya ben de benim de yaklaşımım bu olmalı dediğim tabii filmler ve yönetmenler var. Özellikle Rus Viktor Kosakowski'nin filmlerini çok severim. Onun hatta son bir o da vejetaryenmiş sonra da öğrendim. Gunda diye bir film yaptı yeni. Ben onu henüz görmedim ama işte Berlinale'de yaptı premierini. O da hayvan yani bir üç tane hayvanı takip ediyor. Bir tane sanırım sakat tek baca almayan bir tavuğu, yeni doğum yapmış bir domuzu, bir de bir ineği takip ediyor. O hiç konuşma olmadan çekiyor. Sadece o şey demişti. Ben hani bir sürü hayvanların çektiği acıyı gösteren film var. Ben de onların gündelik sıradan hayatını göstermek istiyorum deyip onlarla aylarca çekim yapmış ve yani onların hikayesini takip etmiş. Hiç böyle bir konuşma, diyalog hiçbir şey yok. Hani bu filmi izlemedim ama diğer filmlerini çok seviyordum zaten. Çünkü hep gözlemsel ve yani görüntünün kendisini kullanarak o imajlardan bir anlatım yarattığı için onun filmleri beni hep çok etkiledi. Yani kendi filmimde de birazcık ondan etkilendim gibi diye düşünüyorum. Türkiye'de de benim filmimin de danışmanlığını da yapan Gürcan Kertek var, belgeselci. Onun filmlerini çok severim. O da Meteorlar ve Gulyabani diye iki film, bir de Koloni diye üç filmini izledim. Ama o da çok şeydir böyle. Yani belgeselin o, benim filmimde de biraz deneme, essay film diyebileceğim. Özgür ruhu, yani bir kalıba bağlı olmayan, belli sınırları olmayan, istediğinde istediği, yani sinemanın istediği aracından istediği gibi yararlanabilen, anlatım neyi getiriyorsa ona giden. Ama biraz soyut, biraz hani sinematik, o dili yakalayan bir tarzı vardır onun. Ben mesela onun filmlerinden çok etkilendim. Ve zaten ona da ben yazdım yani. İlk filmini izlediğimde Facebook'tan yazmıştım ona. Ya ben çok etkilendim ve tanışmak istiyorum falan diye. O da çok yani sıcak davrandı. Benim filmlerimi izledi. Ben onun filmlerini izledim falan. Ve bu filmi anlattığımda hani konusunu çok sevdi ve hatta bana ilk şeyi o demişti. Hani film, sen zaten vegansın ve hani senin vegan olman bu film için zaten çok politik bir şey. Ayrıca senin veganlığı da anlatmana gerek yok. Yani sen senle ilgili olanı çek, anlat demişti. Mesela benim için o çok büyük bir yönlendirici olmuştu filmin daha ilk aşamasında. Ve bütün aşamalarında da oldu zaten bir şekilde. Hani işte ilk kurgularını da izledi. Ben bazı işte rakatlarda falan da gösterdim. Bu filmde de bir şekilde emeği olmuş oldu. Türkiye'de de o var benim etkilerim yani. Çok güzel.
Teşekkür ederiz isimler için. Ben de özellikle o son ilk bahsettiğim belgesele bakmak istiyorum eğer bir yerde bulabilirsek. Şimdi bence sorulara geçelim çünkü son 10 dakikamız. Böyle atlamak da istemiyorum hiçbir soruyu, yorumu. Umarım atlamayız. Bakalım. Şu anda daha kolay görebileceğim bir şekilde. Evet. Konuşmanın başını kaçırdım. Belgeselin ismini ve nerede izleyebileceğimizi tekrar söyler misiniz? Belgeselin ismi Anima. Nerede izleyebileceğimizi sen söyle istersen Emre. Ne zaman? Henüz bilmiyoruz. Festivallere yollamaya başladık. Yani bu süreç biraz şöyle oluyor. Biz takip ettiğimiz film festivallerine yolluyoruz. Onlar o yılın konseptine veya jürisinin eğilimlerine bir sürü farklı parametre var. Yani hangi festival uygun görürse onunla başlıyoruz. Yani aslında premierini yaptığında yolculuğu başlamış oluyor ama o nerede olacak bilmiyoruz. Yani Avrupa'da mı olur, Türkiye'de mi olur, başka bir yerde mi? Hani onunla başlayacak ve işte festivallerde de gösterildikçe, kimisi online olacaktır, kimisi fiziksel olacaktır. Gösterildikçe duyurusunu yapacağız sosyal medyadan zaten. Tabii ki o bir yıl, 1,5 yıl gibi hani festival, bağımsız film festivallerinde bir yolculuğu oluyor genel olarak filmlerin. Çünkü hani o süreçte hani festival seyircisiyle buluşuyor. Ama o bittikten sonra da dijital platformlara tabii ki hani Taşıyacaksınız. film koymaya çalışacağız. Hatta bugün onunla ilgili bir ön görüşme de şans eseri. Ben post-prodüksiyon şirketine gitmiştim zamanla planlamak için. Orada bir dağıtımcı ile karşılaştık. O hani filmle ilgilendi. Belki hani şimdiden hani 1,5 yıl sonrasına, 1 yıl sonrasına Çok güzel. hani dijital platformlara koyma noktasında bir böyle ön bir adım da atmış olduk aslında. Ama dedim ki sürpriz biraz. Çok güzel. Çok sevindim. Bir vegan ateşi şey demiş. Boşans film için ihtiyacınız yok gerçi. Eminim çok güzel olacaktır. Seni tebrik ediyorum kardeşim diyen var. Bir ara yakınımdır diye gibi bir şey gördüm. İnsanlardan önce hayvanlar vardı. Biz o cennete çöktük diyen olmuş. Topal Nuray Earthlings gibi, Cowspiracy gibi, What the Health gibi umarım bir başarıya ulaşır belgeseniz ve umarım veganlığın gücü Türkiye'de artar demiş. Çok güzel. Bakalım başka nasıl? Nasıl bir araya geldi çekirdek ekip demiş. Uçar Buse, Buse Uçar. Bunu anlatmıştın sanırım ama neden zaten hani çok fazla herhalde yukarıda başka soru var mı? Çok kısa biraz daha anlatabilirsin istersen. Tekrar hatırlatma yaparak. Şey filmin yapımcılarından biri Ezgi, eşim zaten. Biz hani birlikte çoğu şeyi yani başlattık diyebilirim. Onun dışında Cemre, diğer yapımcısı, benim üyesi olduğum Kısa Film Yönetmenleri Derneği'nden bir şekilde birbirimizi bulduk ve o projeye dahil oldu. Grafik tasarımcısı Ferhat Akbaba, o da en başından beri vardı. O da Mimar Sinan'da grafik tasarım bölümünde okuyor. Ben Mimar Sinan'da oraya yaptığım bir işte bir çekim işinin sırasında tanıştık. Ve birkaç kez çalışmıştık. Bu film olunca da bu filme de dahil olduk hayat. Yani birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Heyecanla bekliyoruz diyenler var. Kaç dakikalık bir format demiş biri. Bunu sormadım gerçekten. Bunu sorabiliriz. Film 49 dakika. Yani orta metraj. Orta metraj. En azından şimdilik ilk bölümü, değil mi? Çünkü bir de Evet, ikinci bölümü de hakikaten. geleceğini Evet, düşünüyorum. yani bu 1,5 saatlik bir uzun metrajdı. Sonrasında bu Dersim, Konya ve İzmir çekimleri daha böyle yani hayvanların içinde etkinliklerde ve biraz daha kırsalda geçen yerlerdi. Ama şehir kısmı daha hızlı, daha yani aktivistleri takip ettiğim için hani daha tempolu ve bambaşka bir tonda ve atmosferdeydi. O ikisi birazcık çok şey olmadı yani birbirleriyle homojen bir şekilde birleşmedi. Hani ve böyle onu ayırmaya karar verdim. Hani bunun devamı gibi, ikincisi gibi değil de hani aynı temayla bir başka film olacak aslında. Yani hayvan temasıyla ilk bölüm hayvanlar gözünden kırsalda geçen ve biraz etkinlikleri, işte coğrafyayı, kültürü sorgulayan bir şeyken diğer film aktivistleri takip ederek biraz daha hani insanlar yani aktivistler mesela sokakta bir eylem yapıyor. İnsanlar gelip soru soruyorlar hani siz kimsiniz işte ne yapıyorsunuz burada diye ve o halkla aktivistler İletişimi. arasındaki diyaloglar üzerinden halk nasıl algılıyor bu
hayvan meselesini, onu birazcık sorgulayan bir film olacak. Tamam, bu bilgiler de çok güzel. Onur demiş ki müthiş bir bakış açısı, müthiş bir odak. Merakla bekliyoruz. Elinize sağlık, yolu açık olsun demiş. Festivallere ithafen herhalde. Ekipteki herkes vegan mı diye bir soru gelmiş. Ya da ekipte vegan var mı sanırım. Onu bir ara gördüm. Hepimiz veganız. Yani Cemre'yi açıkçası bilmiyorum. Ben hani onun vejetaryen olduğunu ben tahmin ediyorum ama hiç sormadım. Çünkü yani o öyle bir teklife geldiğinde yani hani sen vegan mısın diye sormadım. Yani çok hani beni ilgilendirmez diye düşündüm. Çünkü hani filmin başka aşamalarında da hani mesela Fongogo diye açtık. Fongogo da vegan bir platform ya da bilmiyoruz öyle mi? Yani bir şekilde filmin hani bütün ekibin vegan olması gibi bir zorunluluk yani olduğunu düşünmedim ama biz Ezgi ile ikimiz veganız yani. Güzel birkaç soru daha var. Son 5 dakikamız. Herkese şimdiden söyleyeyim. Anima üzerinde belgeseli de aktivizminizin bir parçası olarak görüyor musunuz diyen var. Ne dersin buna? Kısaca ve hızlıca. Ne dersin? Evet ya ben zaten normalde hani sokağa çıkıp doğrudan aktivizm yapan biri değilim. Hani ben yani sinemacıyım ve hani benim bunu hani kendi sesimi duyurma yöntemim, aracım sinema. Ve evet bu bir aktivizm çeşidi bence. Ama farklı yani. Yani doğrudan değil ama daha dolaylı bir aktivizm. Evet, bence de. Anima özelin, pardon bu değil, kurmaca yerine belgeseli tercih etmenizin özel bir nedeni var mı demiş. Aslında bunu anlatmış oldum biraz da ilgi alanı eğitimine ama sen yine de cevap ver istersen. Ben belgeseli seviyorum. Şey, bana çok özgür ve yaratıcı geliyor. Hani kurmacaya göre daha sınırsız, daha böyle hani oyun baz mı deniyor ona bilmiyorum. Yani her şeyi yapabiliyorsunuz gibi geliyor. Ama hani böyle belgesel diye de diretmem. Hani ya ben kafamda bir hikaye, bir konu oluyor. Yani filmini yapmak istediğim. Onun içerisinde kurmaca olarak anlatmam gerektiğini düşündüğüm bir yer varsa orayı kurmaca da çekerim. Ama hani kamerayı alıp bir konuyu takip etmem gerekiyorsa onu yaparım. Yani daha çok yani konuyu nasıl anlatmam gerekiyor ona bakıyorum. Çok bir şeyim yok. O yüzden bazen hani filmlere böyle melez de demek gerekiyor gibi geliyor. Hani belgesel ya da kurmaca diye kategorize etmektense. Hatta bununla ilgili ben bir master'da da yazdım. Hani melez bir film aslında bu film. Ve belki de sadece film demek lazım. Hani belgesel kurmacı diye de ayırmamak lazım. Filmleri film olarak görmek lazım belki. Evet. Yani bunu daha önce yaklaşık anladık ama ne zamandan beri vegansın diyen var. Bir de bir etkinlik tanıtımı yapabilir miyiz denmiş ama tam olarak o soruyu anlamadım ne demek istediklerini. Ama ne zamandan beri vegansın belki onu cevap verebilirsin. Benim yani 5 yıl 6 yıl falan oldu tam bilmiyorum ama evet, dediğim gibi bir 6 aylık vejetaryenlik dönem var. 2015'in sonundaydı sanırım. Sonrasında yani vegan oldum. Yani bir 5,5 yıl falan oldu yani. 5,5 yıl. Çok güzel bir son dakika sorusu geldi. Bunu özellikle atlamak istemiyorum. Son 3 dakikamız kaldı. Teaser'daki görseller çok güçlü. Peki hayvan şiddetini güzelleme konusunda endişeniz oldu mu? Olduysa bunu filmde nasıl kırdınız? Bu da genelde endişe ettiğimiz ya da bir sorun. Yani çok yani izlediğim şeyin hiç, yani güzel olduğunu hiç düşünmedim açıkçası. Yani çünkü hani yani orada o sisin aslında hani estetik diyorsun diye değil, oradaki hani dövüşen hayvanların türünden başka hayvanların hani işte mangal yapılmasının sisiydi zaten. Hani yani orada görünen bir şeyi yani ne kadar estetik bunu görünce işte çok yani ben de orada olup onu izlemek istiyorum gibi hissettirmiyor bana hiç. Belki ben orada olduğum içindir ama ben onu gördüğümde mesela kaçmak istiyorum çünkü hani o ağır koku, o duman, o yani o bir sürü sarhoş insan falan yani aslında kötü bir yer yani. Evet. Hani, tabii ki ben kamera çekerken seyirci şey anlamında düzgün bir şey görsün, izlerken rahat izlesin. Hani kamera çok oynamasın. Hani görüntü kalitesi düşük olmasa kolay izlensin diye tabii ki kaliteli bir şey yapmaya çalıştım ama bu hani gördüğü şeyi estetize edip ona karşı bir sempati duysun diye değil yani. Evet. Son 2 dakika hatta önerilerinizi de aslında merak ediyoruz. Bu arada bir soru gelmiş Anima'nın anlamı için. Ama artık ikinci bir yayına girmektense belki burada kesip sizin röportajlarınıza bakabilirler. Veya siz belki bir görsel paylaşırsınız Anima'nın anlamını. Görsellere nasıl ulaşabiliriz diyor. Anima Documentary sosyal medya hesaplarını hızlıca verir misin? Sonra
yayını kapatalım. Bunu da yayınlayacağız IGTV'de. Lütfen izleyin. YouTube'a da koyacağız. Instagram hesabımız Anima Documentary diye, yani İngilizce belgesel olarak Anima Documentary olarak. Twitter hesabımız da Anima Documenta 1 diye geçiyor. Ama yani Anima belgesel, Anima Documentary diye yazılırsa çıkar yani. Zaten koca pembe bir logomuz var Anima yazan. Benim adım Yusuf Emre Yalçın. Onu yazarak da hani benim profilimden de zaten orada ben linkimi koydum Anima Documentary olarak. Oradan da ulaşılabilir. Benim hesapları da ben insanlara zaten bir şey yazdıklarında cevap veriyorum hemen yani gördüğümde. Yani bana da ulaşabilirler. Bir soruları olursa. Öyle. Çok teşekkür ederiz Emre. Bize zaman ayırdın ve ekibe de çok teşekkür ediyoruz. Herkesin eline, emeklerine sağlık. Merakla bekliyoruz. Güzel başarılar da elde etmesini istiyoruz. Umuyoruz festivallerde. Bizi izleyen ve soru soran, yorumda bulunan herkese de çok sağ olun. Anima Documentary belgeseli takip ederseniz güzel haberleri de onlardan alırız. Desteğimiz de devam eder. Katkılar da umarım. Görüşürüz o zaman herkese. Teşekkürler, görüşürüz. Görüşürüz Emre, sağ ol. Evet, katıldığınız için çok sağ olun. Şu an kapıyorum. Yayınlayacağız bunu daha sonra. Bağışlara da devam edebilirsiniz bu arada. Fangogo üzerinden. Google'dan Anima Documentary, Anima belgeseli Fangogo yazarsanız karşınıza çıkacaktır. 3 Ekim'e kadar destek olabiliyorsunuz. Son bir hatırlatma yapalım. O destekler de belgeselin daha fazla kişiye ulaşması için kullanılacak. İzlediğiniz için çok sağ olun. Başka canlı yayınlarda umarım görüşürüz. Hoşça kalın.